Evet arkadaşlar, cümlenin ögeleri konusuyla beraberiz yine. En son sizlerle beraber temel ögeleri işlemiştik. Yani özne ve yüklem, özne yüklemin detayları, özne isim olursa ne olur, fiil olursa ne olur gibi detaylara bakmıştık. Şimdi yardımcı ögelerdeyiz. Yardımcı ögenin ilki nesnedir arkadaşlar. Nesne, diğer adı düz tümleç. Nesne içten etkilenen ögedir. Yani bir cümlede bir iş yapılıyorsa o işin sonucu kimi etkiliyor, kimi değiştiriyor, kimde değişiklik yaratıyor gibi sorular ya da mantık düşünecek olursak onu nesneye bağlayabiliriz. Nesnenin çeşitli türleri vardır. Birincisi belirtili nesnedir. Belirtili nesne belirtme hal eki aldığı için sonu genellikle ı, i, u, ü ile biter. Kısacası sonu ı harfi, i harfi, u ya da ü harfi olmayan belirtili nesne gibi bir şey söz konusu olamaz. O yüzden kimi, neyi, hatta bazen nereyi sorularına cevap verdiğini görebiliriz. Mesela şuradaki örneklere bakalım. Bizi uğramadan önce halasını ziyaret etti. Biz önce yüklemi buluyorduk biliyorsunuz. Ziyaret etmek birleşik bir fiildir. Ziyaret eden kim? O. Burası gizli özne. Zaten burada belirtmişim. Ziyaret eden kim diye sordum. O. O kimi ziyaret etti? O halasını ziyaret etti. Kimi sorusunu yükleme sorduğumda halasını ifadesini cevap olarak aldığım için buna belirtili nesne diyorum. Hoşgörülü insan her davranışı saygıyla karşılar. Karşılar yüklem. Karşılayan kim? Hoşgörülü insan özne. Hoşgörülü insan neyi karşılar? Özne artı yüklemi beraber ele alıp soruyu sorduğumda cevabın direkt nesne olduğu doğru. Ya da hemen nesne olduğu belli oluyor. Neyi karşılar? Her davranışı karşılar. Buradaki her davranışı ifadesi bir belirtili nesnedir. Bir de belirtisiz nesne diye bir ögemiz var arkadaşlar. Belirtisiz nesne ne sorusuna cevap verir. Şimdi ne sorusuna cevap verir de ne sorusuna aynı zamanda özne de cevap verir. Ne yapacağız? Öncelikle özneyi bulacağız, sonra nesneyi bulacağız. Bakalım. Atalarımız otu çek, köküne bak demişler. Demişler yüklem. Diyen kim? Diyen kim? Atalarımız özne. Atalarımız ne demiş? Otu çek, köküne bak. Atanın ağzından çıkan ifadeler bunlar. Ne sorusuna cevap verdiği için ve özneyi devre dışı bıraktığımız için artık burası neyi buldurur? Nesneyi buldurur. Neden? Eğer özneyi bulmamış olsaydık ne sorusu bize özneyi verirdi. Ama ben özneyi atalar olarak buldum. Özne bulunduktan sonra sorulan ne sorusu daima bize nesneyi verir. Babam her gün gazete okur. Okur yüklem. Okuyan kişi babam. Ne zaman? Her gün zarf tamlayıcısı ya da zarf tümleci. Ne okur? Gazete okur. Belirtisiz nesne. Kim ne soruları hem öznenin hem belirtisiz nesnenin sorusudur diyor. Bu ögeleri karıştırmamak için önce özne sonra belirtisiz nesne demişiz. Doğru. Sanatçı bu eserinde işlek bir dil kullanmış. Kullanmış yüklem. Kullanan kim? Sanatçı. Sanatçı öznesini bulduktan sonra geri kalan soru ne sorusuna cevap verir. Buradaki ne sorusu özne bulunduğu için artık özneyi buldurmaz. Neyi buldurur? Tabii ki nesneyi. Yani mevzu şu. Yüklemden sonra ilk sırada özneyi bulursanız geriye sadece nesne kalır. Şurada bir soru var arkadaşlar. O sorunun nesnesini birden istiyor. Hemen bir bakalım. New York sokaklarında bir an bile hız kesmeyen, nefes nefese bir suç ve gerilim fırtınası sunan Good Time adlı film, İki kardeşin bir bankayı soyduktan sonra başlarına gelen talihsizlikleri oldukça gerçekçi bir açıdan ele alıyor. Ele alıyor yüklem. Ele alan ne? New York sokaklarında bir an bile hız kesmeyen, nefes nefese bir suç ve gerilim fırtınası sunan Good Time adlı film. Zaten virgülle de ayırmış. Buraya kadar özne. Buraya kadar özne. Neyi ele alıyor? İki kardeşin bir bankayı soyduktan sonra başlarına gelen talihsizlikleri. Sonu ıyla bitmiş. Neyi sorusunu sordum ve belirtili nesne cevabını aldım. Belirtili nesnemiz burada iki kelimesinden başlayıp talihsizlikler kelimesiyle bitiyor. Yani cevap o yüzden B seçeneğidir. Devam. Bu cümlenin nesnesi hangisidir? Her gün rastladığımız, gazetelerde hikayelerini okuduğumuz, dost sohbetlerinde adı geçen ya da gündemi belirleyen büyük olayların tanımadığımız kahramanlarını geçtiğimiz günlerde öyküleştirmiş bu yazar. Öyküleştirmiş yüklem. Öyküleştiren kim? Bu yazar. Burası özne.
Kimi öyküleştirmiş? Her gün rastladığımız, gazetelerde hikayelerini okuduğumuz, dost sohbetlerinde adı geçen ya da gündemi belirleyen büyük olayların tanımadığımız kahramanlarını. Buraya kadar sıfat ve isim tamlaması karışık olarak geldi. Şurası ı ile bittiği için belirtili nesne olduğunu düşündüm ve neyi, kimi sorusunu sordum. Neyin sorusuna cevap verdiği için burası belirtisiz nesne. Yani belirtili nesne. Yani kısacası herden başlayıp kahramana kadar gelen ifade belirtili nesnedir. Cevap o yüzden D şıkkıdır. Devam. Yine bir nesne sorusu. Yeryüzündeki varlığı Nuh peygamber dönemine dayandırılan, bir zamanlar İpek yolu kervanlarına ev sahipliği yapmış kadim şehirlerden olan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Nakş-ı Cihan, yani dünyanın süsü diye bahsettiği Nahçıvan. Bak, buraya kadar tek ifade. Meraklılarını bekliyor. Bekliyor yüklen. Bekleyen ne diye sorduğumda Nahçıvan'a kadarki ifade özne. Neyi ya da kimi bekliyor? Meraklılarını nesne. Cevap C seçeneği. Şimdi geldik dolaylı tümlece. Arkadaşlar, dolaylı tümleç şudur. Yer bildirir. Bir cümlenin, işinin yapıldığı yer bizim için yer tamlayıcısıdır. Yani diğer adı dolaylı tümleçtir. Bu dolaylı tümleçler üçe ayrılır. Yönelme hali alan dolaylı tümleçler, yani EA durmaki alan dolaylı tümleçler, bulunma hali alan dolaylı tümleçler, yani DDA alanlar, ayrılma hali alanlar, yani DENDAN alanlar. Elimizde 3 tane kelime var. Kim kelimesi, ne kelimesi ve nere kelimesi. Bu 3 kelimeye bu 3 eki eklediğinizde karşınıza çıkan 9 tane soru burada görünüyor. Kime, kimde, kimden. Neye, neyde, neyden. Nereye, nerede, nereden. Kısacası arkadaşlar, buradaki 3 kelimeye ED'den eklerseniz sonları ED'denle biten 9 tane soru elde edersiniz. Bütün dolaylı tümleçlerin sonu mutlaka ED'denle bitmek zorundadır. Mesela şurada yönelmeli bir dolaylı tümleç var. Yönelmeli dolaylı tümleç ne demek? Şuraya bakın lütfen. Kitabın elde ettiği geliri temaya bağışlamış. Bağışlamış yüklem. Bağışlayan kim? Cümle içinde yer almıyor. Demek ki gizli özne. O bağışlamış. Evet. O nereye bağışlamış? Nereye? Soruyu sordum. Temaya. Sonu EA ile bitmiş. Yani yönelme haleki. Yönelmeli dolayı tümleci nereye sorusuyla buldum. Ve buraya ne dedim? Dolayı tümleç dedim arkadaşlar. Basit bir soru. Şimdi geldik bulunmalı dolayı tümleç. Yani sonu DDA ile biten dolayı tümleç. Bu programda magazin dünyasından haberler yer alıyor. Yer alıyor yüklem. Yer alan ne? Magazin dünyasından haberler. Burası özne. Nerede yer alıyor? Bu programda yer alıyor. Soruyu sorarken yüklemle beraber telaffuz edin. Nerede diye sormayın direkt. Nerede yer alıyor? Yani soruyu sorduktan sonra yüklemi mutlaka sorunun içine dahil edin. Burası sonu DDA ile biten bulunmalı bir dolaylı tümleç. Gelelim ayrılmalı dolaylı tümlece. Sonu dendanla biten dolaylı tümlece. Yaşlı kitapçı eski eserlerin satılmadığından şikayetçiydi. Şikayetçiydi yüklem. Şikayetçi olan kim? Yaşlı kitapçı. Özne. Neyden şikayetçiydi? Eski eserlerin satılmadığından. Burası neyden sorusuna cevap veren ve soru sonu dendanla biten bir dolaylı tümleç. Hemen şuradaki soruya bakalım. Bir dolaylı tümleç sorusu. Bu cümlenin dolaylı tümleci hangisidir? Çok değil. Bundan 15-20 yıl önce mahalleden, sokak aralarından ve boş arsalardan uzaklaşan futbol, günümüzde herkesin cebindeki paraya göre tercih ettiği halı sahalara hapsolmuştur. Hapsolmuştur yüklem. Hapsolan ne? Çok değil. Bundan 15-20 yıl önce mahalleden, sokak aralarından ve boş arsalardan uzaklaşan futbol. Futbola kadar gelen ifade özne oldu. Tamam. Nereye hapsoldu? Nereye hapsoldu? Herkesin cebindeki paraya göre tercih ettiği halı sahalara. Nereye sorusunu sordum ve cevabımı aldım. Nereye sorusu hangi tür dolaylı tümlece girer derseniz, yönelmeli dolaylı tümleç. Çünkü sonu E, A ile bitiyor. Şuraya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Burası dolaylı tümleç. Yani günümüzde başlayıp herden başlayıp halı sahaya kadar gelen ifade ne oldu?
dolaylı tümleç. Hocam günümüzdeyi niye dahil etmediniz? Çünkü burası ayrı bir soruya cevap veriyor. Ne zaman sorusu. Oraya geleceğiz. O zarf tümleci olur. 26. sorudayız. Bir dolaylı tümleç sorusu. Ne diyor burada? Dolaylı tümleci hangisidir? İsmail Güzelsoy yeni romanı Hatırla ile bu hafta 8 yıl önce Artuklu Sarayı'nda El Cezeri isimli mühendisin yaptığı karmaşık robotların can kazandığı büyülü bir masala davet ediyor okuru. Davet ediyor yüklem. Davet eden kim? İsmail Güzelsoy Özne. Kimi davet ediyor? Okurunu belirtilir nesne. Nereye davet ediyor? Yeni romanı Hatırla Sevgili ile hafta ne diyor burada? Yeni romanı Hatırla Sevgili ile bu hafta. Burası olmadı. Burayı dahil edemiyorum. Neden? Çünkü ne zaman davet ediyor? Yeni romanı Hatırla Sevgili ile bu hafta diye bir cevap alabilirsiniz. Ya da bu hafta diye bir cevap alabilirsiniz. O yüzden buraya kadarki ifadeyi kesmek durumundayım. Hemen nereye davet ediyor sorusunu tekrar soruyorum. Ve cevabı buradan alıyorum. Nereye davet ediyor? 800 yıl önce Artuklu Sarayı'nda El Cezeri isimli mühendisin yaptığı karmaşık robotların can kazandığı büyülü masala. Burası sıfat tamlaması. Nasıl bir masal? Yukarıdan başlayıp aşağı kadar gelen masal. Hepsi sıfat tamlaması olduğu için burası dolaylı tümleç oldu. Yani cevabın Bursa olması lazım. Geldik zarf tümlecine arkadaşlar. Zarf tümleci biraz soruları fazla ve biçimi fazla olan bir ögemizdir. Nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye, neden, niçin gibi anlamlar katar. Nasıl durum sorusudur. Ne zaman, zaman sorusudur. Ne kadar, miktar. Nereye, yer yön sorusu. Neden, sebep sorusu. Niçin, sebep sorusudur. Onlara bakacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Buradaki zarf tümlecinin durum anlamı kattığını söyleyebiliriz. Durum ne demek? Nasıl sorusuna cevap vermek demek. Çoğu insan zamanını boş işlerle uğraşarak geçiriyor. Geçiriyor yüklem. Geçiren kim? Çoğu insan. Burası özne. Neyi geçiriyor? Zamanını. Nesne. Nasıl geçiriyor? Boş işlerle uğraşarak. Burası zarf tümleci. Buraya dikkat edin lütfen. Özellikle siz cümleyi okurken özne ve diğer ögeleri bulmadan hemen bazen diğer ögeleri zarf tümlecini falan arıyorsunuz ya, onu yapmayın. Biraz sabırlı. Kitaplarımın hepsini en kısa zamanda ciltleyeceğim. Ciltleyeceğim yüklem. Ciltleyecek olan kim? Ben. Gizli özne. Neyi ciltleyeceğim? Kitaplarımın hepsini. Burası nesne. Evet. Ne zaman ciltleyeceğim? En kısa zamanda. Burası zaman anlamı katan zarf tümleci. Miktar anlamda zarf tümlecine bakın. Sözleştiğimiz yerde seni 2 saat bekledim. Bekledim yüklem. Bekleyen kim? Ben. Nerede? Sözleştiğimiz yerde. Dolaylı tümleç. Yani yer tamlayıcısı. Kimi bekledim? Seni. Nesne. Ne kadar bekledim? 2 saat. Zarf tümleci. Devam. Sebep anlamı katan zarf tümleci. Kar yağdığından köy yolları kapanmış. Kapanmış yüklem. Kapanan ne? Köy yolları özne. Nasıl kapanmış ya da niçin kapanmış daha doğrusu? Kar yağdığı için. Yani kar yağdığından. Burası sebep anlamı katan bir zarf tümleci. Devam edelim. Lütfen izin almadan içeri girmeyin. Girmeyin yüklem. Kim siz? Evet. Nasıl girmeyin? İzin almadan girmeyin. Buradaki ifade zarf tümleci. Nereye girmeyin? İçeri yer yön zarfı olduğu için burası zarf tümleci. Şimdi burada size bir detaydan bahsetmem gerekiyor. Yani arkadaşlar yer yön zarfı diye bir şey var. Yer yön zarfı nedir? Hocam aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri gibi. Ek almadan kullanılan yer yön zarfları cümlede zarf tümleci olur. Ama ek almaması lazım. Hiçbir zaman ek almaması lazım. Hocam nereye sorusuna cevap verse bile kesinlikle dolaylı tümleç olmaz. Neden? Çünkü dolaylı tümleç dediğimiz şeyin sonu e, a, d, da, dendanla biter. Bunun sonu i ile bitti arkadaşlar. Olmadı. Fakat diyorum ki buradaki ifadelere eğer ek eklerseniz başka öge olabilir. Mesela şu örneğe bir bakalım. Öğrenci dışarı çıktı. Bak dışarıya değil. Dışarı. Ek yok. Ek yoksa nereye çıktı sorusuna cevap veren dışarı içeri ifadesi zarf tümleci olur. Fakat ek alırsa, e, d'den alırsa direkt dolaylı tümleç olur. Öğrenciler dışarıya çıktı. Nereye çıktı? Dışarıya. Aynı soruya cevap vermesine rağmen sonu e, a eki aldığı için buna artık ne diyoruz? Zarf tümleci değil, dolaylı tümleç diyoruz.
Bir de ED'den ekili gördüğümüz her yerde dolayı tümleş demeyeceğiz. Az önce size bütün dolayı tümleşlerin sonu ED'denle biter dedim. Doğru dedim. Fakat istisnalar tabii ki mevcuttur. Mesela EA eki almış bir kelimeye bakın lütfen. Sizlerle akşama görüşürüz. Görüşürüz yüklem. Kimle görüşürüz? Sizle zarf tümleci. Ne zaman görüşürüz? Akşama görüşürüz. Yine zarf tümleci. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu. Sonu EA ile bitmesine rağmen yer bildirmiyor, zaman bildiriyor. O yüzden ne zaman sorusuna cevap veriyor. Buraya düşmeyin. Proje 15 günde tamamlandı. Şimdi tamamlandı yüklem ya. Tamamlanan ne? Proje, özne. Sonu DDA ile bitmesine rağmen ne zaman sorusuna cevap verir? 15 günde. Burası zaman anlamı kattığı için sonu DDA ile bitse bile ne olacak? Tabii ki zarf tümleci olacak. Sevdiklerine gönülden bağlıydı. Bağlıydı yüklem. Kim? O. Kime bağlıydı? Sevdiklerine. Dolayı tümleç. Nasıl bağlıydı? Gönülden. Burası durum anlamı kattı. Sonunun dendanla bitmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Burası zarf tümleci. Bir de bazı dendanlar sebep anlamı katar. Mesela çok yorulduğundan evet, sıkı bir dinlenme molası verdi. Molası verdi, dinlenme molası verdi yüklem. Daha doğrusu verdi yüklem. Veren kim? O. Niçin verdi? Yorulduğundan. Buradaki dendan sebep anlamı katıyor. Niçin sorusuna cevap veriyor. Yorulduğu için anlamı katıyor. Dendan sizi yanıltmasın. Yer bildirmiyor, sebep bildiriyor. Şuraya bakalım arkadaşlar şu soruya. Bu cümlenin zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir? Tarabya'nın iştenliğiyle çığırtkan martıları ve asırlık ağaçlarıyla kaynaşınca gösterişli tarihi binalarına ve hikayelerine kulak verince dünyanın daha güzel olduğunu fark ediyor insan. Fark ediyor yüklem. Fark eden kim? İnsan, özne. Neyi fark ediyor? Dünyanın daha güzel olduğunu, nesne. Ne zaman fark ediyor? Ne zaman fark ediyor? Tarabya'nın iştenliğiyle çırtkan martıları ve asırlık ağaçlarıyla kaynaşınca. Ne zaman fark ediyor? Gösterişli tarihi binaları ve hikayelerine kulak verince. Buradaki önce incelerin tamamı zaman anlamı katıyor. Zaman sorusuna cevap verdikleri için zarf tümleci oluyor. O yüzden Tarabya'dan başlayıp kulak verinceye kadar gelen ifade bizim için zarf tamlayıcısı ya da zarf tümleci. Devam ediyoruz. Bir soru daha. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öge sıralaması zarf tümleci nesne yüklem şeklindedir? Philip Roth Amerikan edebiyatının en üretken yazarlarındandır. Hocam yazarlarından ifadesinin yüklem olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat yazar, yani biz en başa dönecek olursak birinci videoda anlattığım mantık. Yazar tür olarak, yani yüklemin türü olarak isimdir. Metmak almıyor. İsimse uzaması mümkündür. Nasıl yazar? Amerikan edebiyatının en üretken yazarı, değil mi? Yani buradaki ifade isme bağlı. Bu bir sıfat tamlaması. O yüzden yüklem buraya kadar uzuyor. Amerikan edebiyatının en üretken yazarlarından olan kim? Çünkü isim cümlesi, yani yüklem isim olduğu için olan kim, olan ne sorusunu kullanıyorum. Amerikan edebiyatının en üretken yazarlarından olan kim? Philip Roth. Burası özne oldu. Ele aldığı her konuda hep can yakıyor. Can yakmak bir deyimdir. Can yakıyor yüklem. Can yakan kim? O, gizli özne. Nerede can yakıyor ya da neyde can yakıyor? Ele aldığı her konuda. Burası yer tamlayıcısı. Yani dolayı tümleç. Ne zaman ya da nasıl can yakıyor? Hep. Hep bir zaman zarfıdır arkadaşlar. Burası zarf tamlayıcısı. Dolayı tümleç, zarf tamlayıcısı yüklem. Halbuki biz zarf tamlayıcısı, nesne yüklem arıyoruz. Bir de uymadı, iki de uymadı. Roth'un yayımlanan kitapları incelendiğinde geçmişe bakışın ve oradaki bozuklukların konu edindiğini görüyoruz. Görüyoruz yüklem. Kim görüyor? Biz görüyoruz. Gizli özne. Gizli özne öge sayısına dahil edilmez. Ne zaman görüyoruz? Roth'un yayımlanan kitapları incelendiğinde zarf tamlayıcısı. Neyi görüyoruz? Geçmişe bakışın ve oradaki bozuklukların konu edindiğini, yine nesne oldu arkadaşlar. Zarf tamlayıcısı, nesne yüklem. Cevap o yüzden Ceyhan. Devam ediyoruz.
Geldik edat tümlecine. Arkadaşlar edat tümlecinin varlığı tartışmalıdır. ÖSYM edat tümlecini direkt soru olarak sormamış. Yani 1978'de galiba ÜSS dönemlerinde falan bir soru var ama yeni mantıkta edat tümleci genellikle yok. Edat tümlecini zarf tümlecinin altında soruyor. Fakat ÖSYM'nin işi hiç belli olmaz. O yüzden biz edat tümlecine hazırlıklı olalım. Ne ile, kim ile, ne için, kim için gibi sorulara cevap veren ögeler edat tümlecidir. Bu LGS müfredatında hiç yoktur. Edat tümleci diye bir şey yoktur ama TYT, AYT müfredatında üniversiteye hazırlanan öğrenciler için bazen denemelerde gelebiliyor. Kısacası şunu yapacağız arkadaşlar. Eğer şıkta edat tümleci varsa ne ile, kim ile, ne için, kim için sorusuna cevap veren ögeye biz edat tümleci deriz. Eğer şıkta yoksa zarf tümleci olarak alırız. Yani işin en kestirme ve işe yarar yolu budur. Mesela şuradaki edat tümleci sorularına bakalım. İstemediğim halde İstanbul'a uçakla gittim. Gittim yüklem. Ne ile gittim? Uçakla. Ne ile sorusuna cevap verdi. Eğer şıkta edat tümleci varsa yapıştır. Yoksa zarf tümleci diyeceksin. Kimle hazırladım? Arkadaşımla. Ne ile, kimle dedik ya. Yeni bir yaşam için yola koyuldu. Niçin yola koyuldu? Yeni bir yaşam için. Sebep anlamı katan aslında bir zarf tümleci. Fakat dediğim gibi zarf tümleci yoksa şıkta edat tümleci varsa ne ile, kim ile, ne için, kim içine edat tümleci diyebilirsiniz. 2022 yılında sorulan bir Türkçe sorusuna bakalım. Yani cümlenin ögeleri sorusu. Bakalım neymiş 2022 yılı sorusu. Vücudumuzdaki proteinlerin 3'te 1'ini oluşturan kolajen, evet, bunları hangisiyle tamamlarsak özne zarf tümleci belirtili nesne yüklem olur. Hocam yüklemin hemen yanında ne var? Lütfen dikkat edin. Belirtisiz nesne. Yani ne sorusuna cevap verecek. Neyse bakalım. Vücudumuzdaki proteinlerin 3'te 1'ini oluşturan kolajen aynı zamanda bilinen en sağlam malzemelerden biridir. Tamam. Aynı zamanda bilinen en sağlam malzemelerden biridir yüklem. Neden? Çünkü tamamı isim. Birbirine bağlanıyor. Malzemelerden biri aslında malzemelerin biridir. Burada dendan yerine ın yazabilirim. Bu detayı tamlamalarda anlatmıştım. Bu bir isim tamlaması. Hepsi bağlı. Adam benden hem özneyi, hem zarf tamlayıcısını, hem belirtisizi, hem de yüklemi istiyor. E hadi yüklemi buldum. Yukarısı da kim sorusuna, ne sorusuna cevap veriyor. Bu da özne. E başka ögeler bulunmuyor. A şıkkı gitti. Başta kemik ve deri olmak üzere tüm dokularda bulunur. Tamam. Bulunur. Yüklem. Bulunan ne? Kolajen. Tamam. Nerede bulunur? Tüm dokularda bulunur. Dolayı tümleci. Halbuki yüklemin hemen yanında ne vardı? Belirtisiz nesne. Adam dolayı tümleci buldurdu bana. O yüzden bu cevap olamaz. Genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Yardımcı olur yüklem. Etmek olmak, kılmak birleşik fiildir. Yardımcı olan ne? Kolajene kadar gelen ifade. Zaten bu açık öznedir. Neye yardımcı olur? Genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza. Yine sonu EA ile biten bir dolaylı tümleç. Bu da olamaz. Bulunduğu dokudaki işlevine göre karmaşık yapılar ortaya çıkarır. Ortaya çıkarır yüklem. Ortaya çıkaran ne diye sorduğumda yukarı zaten özne cevabını veriyor. Ne ortaya çıkarır? Karmaşık yapılar ortaya çıkarır. Burası nesne, belirtisiz nesne. Nasıl ortaya çıkarır? Bulunduğu dokudaki işlevine göre zarf tümleci. Burası uydu. Diğer şıkka bakalım. Hayli uzun ömürlü olmakla birlikte belli bir yaşam süresine sahiptir. Belli bir yaşam süresine sahiptir yüklem. Belli bir yaşam süresine sahip olan ne diye sorduğunda yukarıdaki ifade özne. Nasıl sahiptir? Nasıl belli bir yaşam süresine sahiptir? Hayli uzun ömürlü ve hayli uzun ömürlü olmakla birlikte. Burası durum anlamı katıyor. O yüzden burası zarf tamlayıcısı. Yani zarf tamlayıcısı nesne yüklem oluyor ama burada bir hata var. Bir dakika. Hayli uzun ömürlü olmakla birlikte belli bir yaşam süresine sahiptir. Sahiptir yüklem. Bir dakika, yüklemi yanlış bulmuşum arkadaşlar. Burası zarf tamlayıcısı. Evet, sahiptir yüklem. Sahip olan ne? Yukarıdaki kolajen. Buradaki ifade zarf tamlayıcısı, yani zarf tümleci. Neye sahiptir? Belli bir yaşam süresine. Burası dolayı tümleç. Burayı ayrı almışım. Yani bitişik almışım. Ayrı almam gerekiyor. Yukarıda dolayı tümleç olmadığı için E şıkkı da gider. Cevap Denizli olacak arkadaşlar. Devam. 2017 YGS sorusu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin öge sıralanışı özne, zarf tümleci, yüklemdir? Arkeologlar,
yeni kalıntılar ortaya çıkarmak ve daha fazla bilgi elde etmek için teknolojik gelişmelerden yararlanıyorlar. Pardon. Arkeologlar yeni kalıntılar ortaya çıkarmak ve daha fazla bilgi elde etmek için teknolojik gelişmelerden yararlanıyor. Yararlanıyor yüklem. Yararlanan kim? Arkeologlar özne. Neyden yararlanıyor? Teknolojik gelişmelerden dolayı tümleç. Burada dolayı tümleç yok. Bir direkt gitti. Ama geçmişte olup bitenler hakkındaki her şeyi tam olarak bilemeyecekler. Bilemeyecekler yüklem. Bilemeyecek olan kim? Yukarıdaki arkeolog, yani onlar. Burada bağlantı koptu. Buranın öznesi yok. Özne yoksa özneyi, yani gizli özneyi öge sayısına dahil edemiyorum. O yüzden bunu hiç alamıyorum. Zira eski kalıntıların önemli bir bölümünün zamanın yok edici gücüne dayanmadığını görebiliyoruz. Görebilen kim? Biz. Yine gizli özne var. Gizli özne varsa ben öge sayısına dahil edemem ki. Adam bana açık özne istemiş. Adam benden açık özne istemiş. Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi çok önemli şeyler hemen hemen hiç iz bırakmadan yitip gidebiliyor. Yitip gidebiliyor yüklem. Yitip gidebilen ne? Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi çok önemli şeyler. Buraya kadarki ifade özne. Nasıl yitip gidebiliyor? Hemen hemen hiç iz bırakmadan zarf tamlayıcısı. Yani zarf tümleci. Çok açık özne zarf tümleci yüklem. Cevap Denizli. Devam. 42. sorudayız. 42. soru 2020 TYT sorusu. Gelmiş geçmiş en zor TYT sorularından biri. Yani en zor cümle ögeleri sorularından biri. Bir inceleyelim bakalım neymiş zorluğu. Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızlı taşıdığı için sebep anlamı katıyor. Güneş enerjisinin hemen hepsi arada hiç ısı kaybı olmadan kimyasal enerjiye dönüşür. Dönüşür yüklem. Dönüşen ne diye sorduğunda bazı saf arkadaşlar kromofor adı verilen pigment molekülünü özne alır. Siz biçime bakıyorsunuz, manaya bakmıyorsunuz. Gerçekten cümlenin manasına, anlamına baktığınızda dönüşen şeyin kromofor adı verilen pigment molekülü olduğunu mu düşünüyorsunuz? Cümleyi bir daha okuyalım. Dönüşen ne? Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezine hızlı taşıdığında güneş enerjisinin hemen hepsi arada hiç ısı kaybı olmadan dönüşür. Dönüşen ne? Güneş enerjisinin hemen hepsi. Burası özne arkadaşlar. Nasıl dönüşür? Arada hiç ısı kaybı olmadan dönüşür. Zarf tümleci. Neye dönüşür? Kimyasal enerjiye. Dolaylı tümleci. Niçin dönüşür? Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızlı taşıdığından dendan sebep anlamı katarsa zarf tümleci olur demiştik. Burası sebep anlamı kattı. Bu da zarf tümleci. Yani kısacası zarf tümleci özne, zarf tümleci yer tamlayıcısı yüklem. Cevap Edirne. Devam edelim. Şurada bir 2021 sorusu var. Biraz yakınlaştırıp teker teker inceleyelim. Tamlama ve öge sorusu karmaşık. Öğrencilerin özellikle korktuğu sorular bunlar. Ne diyor? Birinci cümlenin öznesi belirtili isim tamlamasıdır. Süper kahramanların çizgi romanlarda güçlerine kavuşmaları genellikle belli başlı şekillerde olmaktadır. Olmaktadır yüklem. Olan ne? Süper kahramanların çizgi romanlarda güçlerine kavuşmaları. Kahramanların kavuşmaları bir belirtili tamlamadır. Önünde arkasında olan sıfatlar beni hiç ilgilendirmez. Öznesi gerçekten belirtili isim tamlamasıdır. İkinci cümlenin öznesi sıfat tamlamasıdır diyor. Bilinmeyen bir dünyadan ya da doğrudan uzaydan gelen insanüstü güçlere sahip süper kahramanlar en yaygın bilinen örneklerdendir. En yaygın bilinen örneklerdendir yüklem. En yaygın bilinen örneklerden olan ne? Süper kahramanlar. Daha doğrusu önü var da süper kahraman sıfat tamlamasıdır. Nasıl kahraman? Süper kahraman. Burası özne. Bu da doğru. Üçüncü cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır. Yüklemi bulalım. İkinci sıradakiler radyoaktif etki sonucu güçlerine kavuşan süper kahramanlardır. Radyoaktif etki sonucu güçlerine kavuşan süper kahramanlardır özne. Yüklem. Nasıl kahramanlar? Radyoaktif etki sonucu güçlerine kavuşan süper kahramanlar. Nasıl sorusuna cevap verenler? Tabii ki sıfat tamlaması olur. Yüklemimiz sıfat tamlamasıymış.
Dördüncü cümlenin öznesi belirtisiz isim tamlamasıdır diyor. Bakalım radyoaktif bir hayvan tarafından ısırılan karakter süper kahramana dönüşüp onu ısıran hayvanların özelliğine sahip olur. Sahip olur yüklem. Sahip olan ne? Radyoaktif bir hayvan tarafından ısırılan karakter. Burası özne. Peki öznemiz belirtisiz tamlama mı yoksa sıfat tamlaması mı? Nasıl karakter? Isırılan karakter. Burası sıfat tamlaması. Halbuki adam belirtisiz demişti. Cevap Denizli. Devam edelim. 44. soru 2019 TYT Türkçe sorusudur. Modern şehir hayatının gün içinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı, insana daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor. Dayatıyor yüklem. Dayatan ne ya da dayatan kim? Kim diyemiyorum, canlı varlık yok. Dayatan ne? Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve binlerce kişiye mesaja falan filan yapısı. Hocam modern şehir hayatının yapısıdır aslında buradaki tamlama. Tamlama olduğu için özneyi buraya kadar uzatmak zorundayım. Yani yapısına kadar gelen ifade isim tamlamasıdır ve öznedir. Özneyi buldum mu buldum. Devam edelim. Kime dayatıyor? İnsana dayatıyor. Burası dolayı tümleç. Yani yer tamlayıcısı. Devam. Neyi dayatıyor? Daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini. Burası belirtili nesne. Burası belirtili nesne. En sonda yüklem var. Özne dolayı tümleç, belirtili nesne yüklem. Özne dolayı tümleç, belirtili nesne yüklem. Cevap tabii ki Denizli. Şimdi cümlede öge vurgusuna geldik arkadaşlar. Öge vurgusu ne demektir? Öge vurgusu şudur. Bir ögenin yükleme yakın olmasıdır. İsim cümlesi ise hatta yükleme yakın olmak değil, yüklemin kendisidir. Eğer sizin yükleminiz makmek almıyorsa, çiğ kolay mak diye bir şey yok, o zaman yüklemin kendisi vurguludur. Birinci madde bu. Vurgulu öge yüklemdir. Eğer yükleminiz makmek alıyorsa, yani fiilse, o zaman yüklemin hemen yanındaki, ona en yakın öge, en önemli ögedir. Yani vurgulu ögedir. Okudu yüklem. Nasıl okudu? Güzelce okudu. Burası zarf tümleci değil mi? Zarf tümleci yüklemin hemen dibinde değil mi? Evet. Yükleme yapışık olan, dibinde olan öge vurgulu ögedir. Arkadaşlar bu devrik olsa da öyledir. Oğlum bu şiiri okudu. Okudu yüklem. Okuyan kim oğlum? Neyi okudu bu şiiri? Nesne. Devrik cümle olmasına rağmen yüklemin hemen dibindeki öge yine de vurguludur. Eğer koşul anlamı taşıyan bir cümle varsa koşul cümlelerinde vurgu koşul kipini alan kelimedir, yani zarf tümlecidir. Koşul kelimesi genellikle zarf tümlecidir. Koşul, sesa eki hangi kelimedeyse vurgu oradadır arkadaşlar. Gayet basit. Soru anlamı taşıyan mı mi varsa arkadaşlar, soru cümlelerinde vurgu soru anlamını sağlayan kelimededir. Hangi çılgın soru anlamı taşıyan ifade? Öge olarak özne olduğu için o vurguludur. Kimi nesnedir fakat buradaki soruyu sorduğu için direkt vurgulu öge odur. Şimdi geldik ögenin açıklayıcısı ne demek, ona bakacağız arkadaşlar. Bir ögenin açıklayıcısı o ögenin hemen dibinde ara söz dediğimiz iki virgül arasında alınan yapı demektir. Ara sözü biz cümleden attığımızda anlam bozulmaz. Mesela o günler güzelim gençlik günleri bir ara söz değil midir? Şuradaki güzelim gençlik günlerini bir cümleden atalım. Bakalım anlam bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Hemen şöyle onu atarak okuyalım. O günler bir daha ele geçmez. Bakın gördünüz mü? Anlamlı bir cümle. Peki ara sözü niye kullanırız? Anlamı kuvvetlendirmek ya da zenginleştirmek için. Ara söz hangi ögenin yanındaysa onu açıklar. O günler ele geçmez. Ele geçmez yüklem. Ele geçmeyen ne o günler? Özne. Öznenin hemen dibinde. O güzelim gençlik günleri diye o günlerin hangisi olduğuna dair bilgi veren bir açıklamalı ifade var mı? Var. Öznenin dibinde olduğu için özneyi açıklamış. Aşağıda dolayı tümlecin dibinde olduğu için dolayı tümleci açıklamış. Burada belirtili nesnenin dibinde olduğu için belirtili nesneyi açıklamış. Burada zarf tümlecinin dibinde olduğu için zarf tümlecini açıklamış. Bu gayet basittir. Direkt hangi ögenin yanındaysa onu açıklamıştır. Bir de cümle dışı unsur diye bir şey vardır arkadaşlar. Çok çıkmaz. Şimdiye kadar bir defa karşımıza çıkmış. O da 90'lı yıllarda. Onun dışında hiç çıkmamış. Ama yine de denemeler ve soru kaynakları soruyor. Bu LGS'nin müfredatında yoktur arkadaşlar. 8. sınıf müfredatında yoktur. Sadece TYT AYT müfredatında bazı kaynaklar sorar bunu. Cümle dışı unsur 1.
hitap ve ünlemler hiçbir soruya cevap vermedikleri için cümle dışı unsur olur. Ah keşke bana bu arabayı alsaydı. Ah hangi soruya cevap verecek ki? Hiçbirine. Hiçbir soruya cevap vermediği için cümlenin hiçbir ögesi değildir bu. Biz buna cümle dışı unsur deriz. Arkadaşım sen beni dinlemiyorsun. Arkadaşım hangi soruya cevap verecek ki? Bu bir hitap, bu bir seslenme. İkinci ara söz, daha doğrusu ikinci cümle dışı unsurumuz bağımsız ara sözdür. Ben az önce ara sözü bir ögenin açıklayıcısı olarak aldım. Ama bazı ara sözler bağımsız davranır, hiç öge gibi davranmaz. Bunlar cümle dışı unsurdur. Mesela bu gelen adam sesinden tanıdım, bizim muhtardı. Sesinden tanıdım, buradaki adamın yanında olmasına rağmen onunla ilgili hiç bilgi vermiyor. Bu bağımsız bir ara söz. Kendi içinde ayrı bir cümle gibi davranıyor. Biz buna cümle dışı unsur deriz. Bir de bazen ögeleri bağlamayan ayrı bağlaçlar vardır. Buradaki bağlaçlar da cümle dışı unsur sayılır. Sen de şiir okumalısın. Okumalısın yüklem. Buradaki de daha hiçbir soruya cevap vermediği için, hiçbir ögeyi bağlamadığı için buna da cümle dışı unsur demek zorundayız. Ögeler konusu burada bitti arkadaşlar. Soru tipleriyle ilgili çok fazla detay var, bakmamız gerekiyor. O yüzden cümle ögelerinde çözeceğim 86 soruluk bir test var. O test videosuna da mutlaka bakın. Ondan sonra soru çözmeye başlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.